Arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimiz ile beraberiz. Dersimizin 3. bölümüne başlıyoruz bugün. Banyo tasarım dersimiz ve render motoru ile beraber. Geçen 2 bölümlük dersimizde sahnemizin, daha doğrusu banyomuzun modelleme kısımlarıyla uğraşmıştık, yapmıştık. Bu dersimizde de diğer dersten kalan ufak tefek modelleme işlerini bitirdikten sonra artık aydınlatma ve kaplama safhalarına geçeceğiz. İsterseniz başlayalım. Birazcık da hızlandırmakta fayda var dersimizi. Gördüğünüz gibi bir önceki dersimizde lavabomuzu, armatürümüzü ve tuvaletimizi ve şurada aksesuarlarımızı kullanacağımız raf tarzı konsolumuzu hazırlamıştık. Bu dersimizde ise klozetimizin geberit kısmının butonunu yapacağız. Sifon kısmının butonunu yapacağız. Buradaki konsolumuzun üzerine ufak tefek aksesuarlarımızı hazırladıktan sonra artık kaplama aşamasına geçeceğiz. Öncelikle bu konsolumuz üzerinde yer alacak ufak aksesuarlarımız olacak. bu kısımda kullanacağımız dokuyla aynı olacak, bir bütünlük sağlaması açısından. Evet. Şimdi öncelikle front penceresine geçiş yapıyoruz. Bu penceremizde arkadaşlar iyice bir yakınlaşalım. Önce kameramızı bir gizleyelim. Sonrasında line tool ile vazo tarzı bir şey yapalım arkadaşlar. Köşelerine keskin yapıyorum. Onları daha sonra yumuşatacağız. Evet. Şimdi modifier listten buradaki yumuşak olmasını istediğimiz kısımlar arkadaşlar, fillet uygulayacağız. Evet. Bu uygulama işleminin ardından lat ediyoruz arkadaşlar. Buradan max diyoruz. Açık kalan yerleri kaynatıyoruz. Segment sayımız 16. 543.000 poligondayız. Burası 16 olarak kalsın. Turbo Smooth kullanarak bu kısım üzerinde düzeltme yapabiliriz. Şimdi tab penceresine gelip bunu konsolumuzun üstüne getirelim. Küçük olursa arkadaşlar bunu birazcık büyütebiliriz. Belki kendisine bir yaklaşalım. Evet. Sonrasında basit bir turbo smooth uygulayalım. İterasyonu 2 verelim. Pardon, 0 yaptık. Evet. Bu bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Ama latte'nin üstüne öncelikle bir edit poli koyalım arkadaşlar. Bu kısımdan smooth'u bir kapatalım. Şuradan bir referans amaçlı seçelim. Evet, şu kısmı sadece arkadaşlar seçiyoruz. Birazcık daha yaklaşalım. Sonrasında extrude -2 olarak nitelendireceğiz. Buradan lokal normal diyoruz arkadaşlar. Birazcık içeriye doğru çekiyoruz. Şöyle komple bir kontrol edelim. Evet. Ve kapatalım. Sonra smooth'umuzu açabiliriz. Evet. Gizmo kayması olur arkadaşlar. O kadar problem değil.
Evet. Sahnemizi daha hızlı çalışması açısından shaded kısmından Clay seçiyoruz. Daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu isterseniz biraz daha büyütebiliriz. %20'lik kadar. Sonra bundan eşit oranda 2 adet daha çoğaltalım ama küçülterek çoğaltırız arkadaşlar. Evet. Toplamda 3 tane olur. Evet, bir tane buraya, bir tane buraya. Sonrasında bunu %50 çok oldu. %25 oranında küçültelim. Sonrasında bunu da %50 oranında küçülterek 3 değişik boyda aksesuarımızı elde etmiş bulunuyoruz. Tabii bunlar birazcık birbirine yakın olmalarında fayda var. Şurada hemen bakalım. Evet, yerleri gayet iyi. Şimdilik burada kalabilirler. Bunlar porselen olacak. Arkadaşlar, bu kısma geliyoruz. Tuvaletimizin olduğu yere. Şimdi burada arkadaşlar tuvaletimizi öncelikle şu kısma ortalı bir şekilde getirelim. Ondan sonra Spline Rectangle 577 750 850. Hatta biz bunu 1 metre yapalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Elle basma seviyesi. Şimdilik şurada dursun. Sonrasında buradan Spanais'tan geçiyoruz. Extended Standard Box diyoruz. Şimdilik şu şekilde. Pardon, yanlış yaptık. Yüksekliğini vermedik. Şu şekilde yapalım. Ölçüsünü ayarlayacağız. Bunu bu şekilde ortalayalım. Tamam, buna artık gerek kalmadı. Yapıştırıyoruz. Şekilde tam bir kontrolünü sağlayalım. Evet. Yüksekliği 4, 10 milim olarak ayarlayalım. Hemen poliye çeviriyoruz. Poliye çevirdikten sonra arkadaşlar poligonu seçiyoruz. Okey. Sonrasında tekrar bu yüzey seçili. Arkadaşlar şuradan bir ring diyoruz. Şöyle birazcık aralarını açalım. Ya da hiç böyle yapmayalım. Bunu iptal edelim. Tekrar bu alan pardon, H diyelim. Şu dörtgenleri seçeceğiz arkadaşlar. Birazcık yakınlaşmakta fayda var. Sonrasında extrude. Bunu içeriye doğru çekelim. Şöyle gayet biraz daha derinleştirelim. Tamamdır. Buradan deneme amaçlı bir iterasyon uygularsak segment sayısı az olduğu için ring Connect 5 ayarlayalım. Okay, aynı şekilde bu kısım içinde Ring Connect 5. Sonrasında kenarlar içinde Ring Connect 0. Biraz daha açalım. Şuradan hemen iterasyona bakalım arkadaşlar. Değerini 2 verelim. Evet, istediğimiz gibi olmuş sayılır. Ama öncelikle bir iterasyonu kapatalım. Şu kısımda belki segment sayılarında bir artış sağlayalım. Oralar birazcık keskin gözüksün. 5 olarak kalsın.
Okey. Tamam. Bu kısımdan da uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Genel anlamda sahnemiz hazır sayılır. Artık işin kaplama aşamasına geçebiliriz. Tabi Clay arkadaşlar data geçmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak arkadaşlar bu kısmı galiba biz komple grup yapmıştık. Grubumuzu open diyoruz, açıyoruz. Klavyemize M tuşuna basıyoruz. Render setup. Zaten birey seçilmiş, şu anda çiğ kapalı kalsın. Tabii editörden birey materyal seçiyoruz. Bu kısmı seramik bir diyelim. Sonrasında hemen burada kullanacağımız seramiği seçmeye geldi sıra. Bu kısımda. Ve Serdarkan. Tekstür, kaplamalar, duvar. Şu kısmı birazcık büyütelim. Burada İtalyan seramik ego'ya girelim. Bu ego içerisinde şuna bir ön izleme yapalım. Evet. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bu bizim seramik kaplamamız olacak. Öncelikle bu kısma bir ön izleme diyoruz. Komple şu kısımları seçelim. Tabii. Bu kısımda grupmuş. Open diyoruz arkadaşlar. Problem değil. Buranın şeyini değiştireceğiz. Diğer kısımlara da atama yapacağız arkadaşlar. Yer beyaz kullanacağız. Seramik 2 diyoruz ve yine birey seçiyoruz arkadaşlar. Rengimizi varak kullanacağız. Biraz daha altın rengine yakın. Şunu deneyim, olmazsa değiştiririz. Sonrasında bunun bump kanalında arkadaşlar serkular kullanacağız. Şimdilik bu değerleri 50 olarak kullanalım. Buradan bir ön izlemesine bakalım. Burası sizi aldatmasın. Şu kısımları seçtikten sonra hemen uyguladık. Sonrasında seramik 3 diyoruz arkadaşlar. Light material, bitmap. O kısımdan dekor projekte gidelim. Klasik dekor. Şimdi aradığımızda bulmamız gerekiyor. Koyu. Tamam, bunu kullanmamızda problem yok. Duvarımızı seçtik. Biz burada bu kısımlarımızı da seçiyoruz. Sonrasında bu kısımlar. Evet. Hemen materyal ediyorum. Bir üst kısmı çıkıyoruz. Okey. Sonrasında gözükmemesi sebebi UV map kullanmamızdan kaynaklanıyor. Bu kısımda 5 bizim için yeterli olmasa küçülteceğiz arkadaşlar. Daha da 15 kullanalım. Kısmı 10 yaparsak herhalde. O kısma bilerek bastım arkadaşlar. Okey.
Şimdi gelelim duvarlarımızın bu kısmından da hemen halledelim. Tabii ki bu materyalimiz üzerinde birazcık daha oynayacağız arkadaşlar. İşlem o kadar değil. Şimdi sadece duvarımıza atamış olalım. Hemen OSS olarak bir yakınlaşma yapalım. Şimdi bu kısmı arkadaşlar light bir diyorum. Bu kısımdan bir light materyal seçiyorum. İlk olarak bunu kullanacağız sahnemizin aydınlatmasında. Evet. Şu kısa kontroller yapalım. Tamam, problem yok. Kısımdan da atamamızı yapacağız. Şu kısımda arkadaşlar kenar dersek siyah yapıyorum. Diffuse'da siyah yapıyorum. Sonrasında sadece o kısmı seçiyoruz. Ve siyah olarak rengini değiştiriyoruz. Tabii öteki tarafta tam siyah olarak yapılmamış olanlar var. Hemen bu kısmı da yaptıktan sonra bu oranın seramik kaplamasıyla da ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdi birazcık yakınlaşalım. Şu kısmın rengi de önemli. Render setup diyoruz arkadaşlar. G'yi açıyoruz. Buradan light geçtiriyoruz. Very low. Şu anlık basic olarak kalabilir buradaki ayarlar. Evet. Basit bir render'ımızı alıp hemen bunun üzerindeki gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir seramik kaplama yok. Metal kaplamamız da yok. Pilimiz de bitmek üzere. Hemen 3 kablosunu takıp bir aksilik olmadan okey. Şu kaplamalar sizi aldatmasın. Yalnız şu kısmın rengini değiştirmemiz lazım. 50 çok geldi buna. 25 olarak güncelleyelim. Duruma göre değiştiririz. Sonrasında üst kısmı çıkalım arkadaşlar. Bu kısmı biraz daha kahverengiye doğru çekelim. Hafif de şu şekilde yapalım. Şimdi tekrar bir sel kulağı kısmı arkadaşlar hala küçük kalmış durumda. Rengimiz de istediğimiz gibi değil ama tabii şu an onun üzerinde herhangi bir kaplama da yok. Pardon. Yansıtma vesaire gibi şeyler atamadık. Şunu hemen kapatalım. Öncelikle şu kısımdan bir lavabo diyelim arkadaşlar buna. Frame materyal rengimiz beyaz. Yansıtmamız 50 olarak bir başlangıç değerimiz olsun. Gloss nesiniz? 108'e çekelim arkadaşlar. Sonrasında bu yanılmıyorsam şeyde evet seçiyoruz. Atıyoruz. Sonrasında tekrar gelip bir tane buna metal demeyelim de parlak
Beyaz yansıtma %100, parlaklığımız 0,8. Atıyoruz. Aşağı kısımda sifonumuza da aynı şekilde atıyoruz. Burada gider kapağımızın üzerine de atıyoruz. Hemen şu şekilde hazır oyunu renderini almadan önce şu kısma da arkadaşlar gerekli değerlerini verelim. 8 diyelim. Frest'ini de kaldırıyoruz arkadaşlar. Pardon, bu değildi. Şu kısma gidip buradan da Frest'ini kaldırıyoruz. Aynı şekilde buna da uygulayalım. Siz isterseniz Frest'ini kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki kaldırmanız şart değil. 8 verelim. Gerekirse onu mat yapabiliriz. Aynı şekilde buna da arkadaşlar 50 değerini veriyoruz. Parlak yapıyoruz. Ve basitçe bir render'ımızı alalım. Şimdi yeşilliğin ağır basması sebebi bu zemindeki seramiklerin renklerini vermedik arkadaşlar. O yüzden yeşil ton ağır bastı. Bu kısımda yansımalarımız çok çıkmış. Hemen onları düzeltelim. Metale gelelim. Evet. Bu lavaboymuş. Bunun yansıtma değerini 15'e kadar düşürebiliriz. Sonrasında buraya geliyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuşuz. Pardon. Sonrasında yer içinde yapalım arkadaşlar. Çünkü yanılmalara sebebiyet veriyor. Beyaz olacak yer seramiğimiz arkadaşlar. Yansıtmasını 50 olarak kullanalım. Gerekirse azaltır ya da çoğaltırız. O arkadaşlar mat olacak. Kontrastı sağlaması açısından. Grup yapmamışız arkadaşlar, o yüzden bu kadar uğraşıyoruz şu an. Siz grup yaparak kullanabilirsiniz. Bu kısım seramikler için de ilgileneceğiz arkadaşlar. Başka kaldı mı? Burada bir iki tane kalmış.
basit olarak bir render'ımızı alıp bakalım arkadaşlar şimdi. Evet, daha değişik sonuçlar elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi duvarımızın yansıması bayağı bir fazla olmuş. Çünkü burada seramiğimizin dokusu da artık gözükmüyor. Şu kısımlara bakalım. Bu kısımda bir map kısmına arkadaşlar bump atamakta fayda var. Çok cam gibi durmuş. Yer seramiğimizin yansıtmasında bunu zemin diyelim. Sahnedeki aydınlatma basit olarak bir aydınlatma arkadaşlar. Sadece ne yaptığımızı görelim diye yapmış olduğum bir aydınlatma. Gelelim duvarımızın yansıtması 50'ymiş. Biz bunu 20'ye kadar düşürelim. Ve tekrar bir bakalım. Düşürdük, olmadı. Hemen şu şekilde render'ımızı gezdirelim bakalım. Nispeten daha iyi sayılır. Ama biraz daha azaltmakta fayda var. Yani şu kısma bir ayna koymayı unutmuşuz arkadaşlar. O kısma da aynasını da koyalım. Sonrasında biraz daha 5'e kadar düşürelim bunun yansıtma değerini. Şu kısma gelelim arkadaşlar. Maps kısmından şunun bir kopyasını buraya atalım. İçerisine girelim. Output kısmından invert seçelim. Sonrasında sadece şu kısma bir render alsın bakalım sonuç ne. Evet, sonuç daha iyi. Bunun da yansıtmasını azaltmamızda fayda var. 20'ye kadar düşürsek yeterli olur. Bu kısmın aydınlatmasını en son 5'e düşürmüştük. Şu bölgeseli kapatalım. Genel bir render alsın. Şu kısımdan itibaren bakalım. Evet. Bu kadar seramiğimizin yansıtması bizim için yeterli arkadaşlar. Hem dokumuz belli oluyor hem parlak olduğu belli oluyor. Hemen şu kısmımızı da kontrol edelim. Evet, burada sadece birazcık daha sarı kullanmaktansa bunun yansıtmasını da azaltalım. Yavaş yavaş da zaten dersimizin sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hemen şu kısma bir bakalım. Durum ne olmuş? Bu kısma arkadaşlar birazcık daha sarı rengi katmamızda fayda var. Şu şekil. Hemen diğer kısmı beklemeden sadece şöyle bir render'ımızı alsın. Evet, işimizi görecek. Bir sarılıkta değil hala. Bir cırtlak bir sarı olmasını istiyorum. Birazcık yansımasını arttıralım. Çok da değil, 35 kafi gelir. Evet, son kez geneline bir bakarak arkadaşlar
Bu dersimizin bu bölümüne de noktayı koyalım. Gelecek bölümde yine sahnemizin kaplaması ile uğraşacağız. Sonrasında aydınlatma kısmına doğru geçeceğiz arkadaşlar. Ufak ufak da sona doğru artık yaklaşıyoruz. Tabii ufak detaylarımız var daha eklememiz gereken. Aynamızı eklemeyi unutmuşuz bu kısma. Ondan sonra aynamızı ekleriz. Aksesuarlarımızın kaplama kısmını hallederiz. Lavabomuzun içerisine su hazırlarız. Karşı duvarın kaplamalarını hazırlarız arkadaşlar. Çünkü buralarda pembelik çıkmasına sebep olacak. Final renderlarda bu kısmın birazcık daha varak renginde olmasına özen gösteririz. Evet, genel anlamda arkadaşlar sahnemizin gidişatı belli oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.